Merhabalar. Bu videomuzda sizlere yinelenen değerlerin renklendirilmesinden bahsedeceğiz. Bir önceki videomuzda hatırlarsanız eğer sizlere bu 5 maddeyi uygulayacağımızı söylemiştik. Şimdi bu 5 maddeyi buradaki tablomuzdan nasıl bulabileceğimizi, bu tekrar eden ve yinelenen değerlerin kullanılmasıyla birlikte sonuçlarını nasıl elde edebileceğimizi sizlere göstereceğim. Bir önceki videomuzda hatırlarsanız eğer sizlere yinelenen değerlerin kaldırılmasını anlatmıştık ve bu iki maddemizin sonuçlarını bulmuştuk. Şimdi ise bu 5 maddemizin sonuçlarını bulacağız. Konuya geçmeden önce yinelenen değerlerin renklendirilmesinde, yani tekrar eden satırların renklendirilmesinde özellikle Excel'e hangi satırı renklendirecekseniz, sütunu renklendirecekseniz onu tutmanız gerektiğini hatırlatmak isterim. Ona göre renklendiriyor çünkü. Devam ediyorum. Ben bu iki madde üzerinden ilerleyeceğim. Çünkü örneklerim bu iki maddeye hizmet ediyor. Yani bir ürün üzerine, diğeri firma adı üzerine. Bu sebeple bu iki kolonu sizlere renklendirmeyi, bulmayı göstereceğim. Giriş bölümüne gelip koşullu biçimlendirme alanından hücre vurgulama kuralları altında bulunan yinelenen değerler bölümünü seçerseniz arkadaşlar renklendirme özelliğinden yararlanabilirsiniz. Bu şekilde ben burada rengini de değiştirebiliyorsunuz. Ben şu an için kırmızıyı seçtim ve renklendir dediğimde tüm hepsini bana renklendirmiş olarak getirdi. Çünkü her firma en az 2 defa yazılmış. Bu sebeple de tekrar eden değer olarak hepsini renklendirdi arkadaşlar. Diğerini seçelim. Alınan ürün bölümünü seçtim. Gene uygulamamızı yapalım. Giriş bölümünden koşullu biçimlendirme, hücre vurgulama kurallarının altında yinelenen değerler diye karşımıza çıkıyor. Seçtiğimizde ise bu sefer farklı bir renk yapalım. Sarı renkte olsun arkadaşlar. Sarı rengi seçtim ve tekrar eden, yani en az 2 tane satırı olan verileri renklendirdi bana. Hızlıca 5 maddemizi bulmaya başlayalım. Defter ürünü kaç farklı firmadan alınıyor demişiz. Defter ürünü bir bu firmadan alınmış, bir de bu firmadan. Birbirlerinden farklı firmalar mı? Evet. Yani defter ürünü 2 tane firmadan alınıyormuş. Peki kalem ürünü hangi firmadan daha ucuz alınıyor diye sormuşuz. Kalem ürünü olan satırlarımı seçtim. Biri Türk firması, biri ABC firması. Birinden 3000, diğerinden 5000 liraya almışım. Bu sebeple diyorum ki ABC firmasından daha ucuza alınıyor. 3000 liraya mal etmişim çünkü. Peki tekrar eden firmalara toplamda ne kadar para ödemişim demişim. Tüm firmalar tekrar mı ediyormuş arkadaşlar? Evet. O zaman bunların hepsinin ödediğim parayı toplamam mı lazım? Evet. O zaman topla fonksiyonunu da kullanalım. Topla yazdık ve tüm hücremi, toplamak istediğim hücrelerimi seçtim ve toplam tutarı yazdı. Doğru mu? Teyit edelim. Evet, 46.905. Okey. Tekrar etmeyen firmalara toplamda ne kadar para ödendi demiş. Tekrar etmeyen bir firmanız var mı? Yok arkadaşlar. Bunu şu şekilde özetleyebilirim. Ben tüm kolonu tutarak renklendirdiğim için buraya herhangi bir firma yazayım. Ne firması olsun? Metal firması dediğimde. Bakın tekrar etmiyor ki renklendirmeyi yapmadı. Fakat metal firması bir daha yazarsam gördüğünüz gibi renklendiriyor. Yani bizim tablomuzda, sizin için hazırladığımız örnek tablomuzda tekrar etmeyen hiçbir firma yok. Bu sebeple bunun cevabı boş arkadaşlar. Bir karşılığı yok. Sıfır da diyebiliriz. Pekala, son maddemize gelelim. Tekrar eden firmalardan kaç defa ticaret yapıldı demişiz. Şimdi tekrar eden firmalardan kaçar defa ticaret yapıldığını soruyor bize. Bunu bu gibi ya da daha büyük satırlı datalarınızda bulmak çok zor arkadaşlar. İstediğiniz kadar renklendirin. Bunun sonucuna ulaşmak bayağı bir vaktinizi alır. Benim size tavsiyem bu gibi bunun benzeri sorularınızda pivot tablo, yani özet tabloyu kullanmanız. Hızlıca size onu da göstereyim. Daha önceki aslında videolarımda pivot tablonun kullanışından bahsetmiştim. İsterseniz izleyebilirsiniz. Burada da hızlıca bahsedeyim. Ekle bölümüne geldim arkadaşlar. Pivot tabloyu seçtim.
Pivot tabloya hangi alanı ya da hangi datayı kullanacağını gösteriyorum. O kendi seçebiliyor ama siz bazen gene de temkinli olun, kendiniz gösterin. Seçtim ve ardından tamam dedim arkadaşlar. Şimdi pivot tablom oluştu. Geldim, soruma bir daha baktım. Tekrar eden firmalardan kaç defa ticaret yapıldı demişim. Okey, tekrar eden firma demesi sebebiyle firma bölümünü satırlara koymam lazım. Evet, firmalar geldi, doğru. Bir de buraya ürünü koyalım, önemli değil. Çünkü satır say mantığıyla yürüyeceğim. Bu sebeple say fonksiyonunu kullanacağım. Göstereyim diğerlerini de. Ortalama, max, min, çarpım ve toplamı kullanabiliyorsunuz. Ama ben satır sayı kullanacağım. Çünkü kaç defa satırda tekrar ettiğini görebilmek için. Evet, AB firması 3 defa tekrar etmiş. BC firması 3 defa tekrar etmiş. Hemen teyit edelim bir de. BC firması 3 defa mı gerçekten tekrar etmiş? 1, 2, 3. Evet arkadaşlar, 3 defa tekrar etmiş. O zaman bu tablom benim doğru mu? Yani firmalardan kaç defa ticaret yaptığım belli. Evet, bunu da diğer maddemin cevabı olarak yapıştırıyorum arkadaşlar. Ve böylelikle aslında bu maddemin cevabı buna, bu tablo 3. maddemin cevabı olarak karşıma çıkıyor arkadaşlar. Şuraya yazalım firma adları. Buraya da tekrar eden ticaret sayısı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu şekilde aslında daha hızlı bir şekilde sonucumuzu bulduk. Şuradan biraz silelim. Böylelikle sizlere 5 tane maddemi nasıl bulabileceğimi gösterdim. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.